Pandemi bittiğinde ben çok ağır çıktım evden. 89 kiloydum. Haziran'dan bu yana 22 kilo verdim. Bu benim için bayağı bir hayal. Ama insanın hayallerin ve hedeflerin olması her zaman için mutluluk vericidir. Sınırları zorlamayı seviyorum. Ve önemli olan insanın neye rağmen neleri yapabiliyor olmasıdır. 100 gün geçti Haziran'dan bu yana. Ben bu 100 günün içerisinde en az 85 gün burada koşu yaptım, çalıştım. Ve hayallerimin peşinden koşup onu yakaladım. Ve bir manada kiloları bu sahile gömdüm diyebilirim. İlk önce ritimli koşu için kendimi ayarlamaya çalıştım. Çözümler bulmaya çalıştım. İlk önce bastona bir bisiklet zili taktım. O şekilde kullanmaya çalıştım. Çok pratik olmadı. Daha sonra dedim ki hani ben ritmimi bozmadan, yavaşlamadan burada nasıl koşabilirim? Bunun yolunu aramaya çalıştım ve buldum. Dedim ki elimdeki bastonu kullanıyormuşçasına sahilde yani yolda sürtmek zorundayım ki insanlar görmediğimi anlayabilirsin. Normalde aslında buna ihtiyacım yok. Bu sahil çok elverişli buna. Çok rahatlıkla koşabilirim ben aslında. Ama insanların beni görmediğini anlayabilmesi için bu bastonu kullanarak yolumu ilerliyorum. Ve ayrıca dedim ki hani bileğimde bir korna olacak. Bu kornaya ben ortalama 20 metre kadar görüşüm var. Güneş gözümü almadıysa ve hava kararmadıysa ortalama 20 metre kadar görüşüm var. Bu görüş alanı içerisinde herhangi bir engel insanları gördüğümde onlara uyarıcı olabilmesi için daha yaklaşmadan kornaya basmaya başlıyorum ve büyük olasılıkla genelde insanlar şey yapıyorlar, duyarlılık gösterip çekiliyorlar ve bana yol veriyorlar sağ olsun. Zorlandığım bazen insanlar tabii kalabalık olabiliyor, yan yana yürüdükleri olabiliyor. O sırada bazen hani eğer yol bulamazsam ritmimi düşürmemek adına bir şekilde yavaşlamak zorunda kalıyorum ve hatta hani bisiklet yoluna bir saniyeliğine girmek zorunda kalabiliyorum. O sırada hani herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama tabii anlık bisikletler geçiyor, burada kaykaylar geçiyor. Bu sahili tam 3 defa tur atıyorum. Ortalama 13-14 kilometre koşu yapıyorum her akşam. Ve koşunun bana çok büyük bir faydası oluyor kalori vermek için. Ertesi gün çok zinde uyanıyor insan, hem zihnini berraklaştırıyor. Yani ben dediğim gibi sınır tanımayı sevmiyorum. Sınırları zorlamayı seviyorum. Kendi yapabildiğim her şeyi kendim yapmayı seviyorum. Onlara da söyleyebileceğim insanın neye rağmen neleri yapabildiğidir önemli olan diyebiliyorum. Umutlu olmak lazım. Her zaman için kabullenmek gerekir. Hayata olduğu gibi kabullenmek gerekir. Değiştiremeyeceğimiz şeylerin üzerinde durmaya hiç gerek yoktur.